Fatma Hocam, teknolojinin ilerlemesiyle de tabii tedavi yöntemleri de daha geniş bir yelpazeye yayılıyor. Peki, meme kanserinde yeni teknolojiyle birlikte tedavi yöntemleri var mıdır? Evet, bilimsel gelişmelerle beraber, yeni teknolojilerle beraber kanser, meme kanseri tedavisinde de gerek cerrahi tedavilerde, gerek radyoterapilerde, gerekse tıbbi ilaç tedavilerinde çok ciddi gelişmeler var. Bu nedenle de artık biz biliyoruz ki ben birçok hastamada evresini sormanın bir önemi bir noktada yok. Çünkü evre 4 hastalıkta da çok çok iyi yanıtlar, çok uzun tedavi süreçleri olabilmekte. Güncel tedavilerde özellikle bizim kendi alanımızla ilgili tıbbi onkoloji olarak söyleyecek olursak, özellikle akıllı ilaçlar inanılmaz çığır açmış durumda. Eskiden akıllı ilaçlar olmazken özellikle akıllı ilaçlara duyarlı grupta hastalık çok daha hızlı ya da kötü ilerlerken, şimdi bu akıllı ilaçlarla pek çoğuyla ciddi anlamda tam yanıtlar, şifa olma olasılığı olan alt gruplarımız ya da çok çok uzun yıllar bu ilaçlarla kontrol altına alabildiğimiz hasta grubu olabilmekte. Akıl ilaçlarının dışında yeni yeni immünoterapiler de meme kanserine girdi. Onlardan da çok şey bekliyoruz. Ve onlarda da özellikle akıl ilaçların hiçbirine duyarlı olmayan bir üçlü negatif meme kanseri grubumuz var. Onlarda da güzel yanıtlar bekliyoruz ve şu an hem Amerika'da hem de Türkiye'de de onay almak üzere olan ilaçlarımız var. Yine hap tedavileri, yine hormonla ilişkili, hormona duyarlı meme kanserlerinde bir grup alt akıl ilaç yine diyebileceğimiz ilaçlarla eskiden 3-6 ay olan bir takım hastalığın kötüye gitme süresiyle ilişkili periyotlar varken şimdi 3 yıl, 2,5 yıl, 5 yıl gibi ya da çok çok daha uzun yıllar süre kazandıran, her biri ayrı ayrı böyle yıllar kazandıran ilaçlar ortaya çıkmış durumda. Yine pek çok kanserde olduğu gibi hemen meme kanserlerinde de istiyoruz. Genetik haritalamayla atipik akıllı ilaçlar çıktığında onlarla da yine çok önemli yollar kat edebiliyoruz. Yani sadece bugün yine başladığım meme kanseri tedavilerindeki hastalarımıza da anlattım. Sadece kemoterapi gibi yani ya da akıllı ilaç gibi ya da immünoterapi gibi ilaçların kendini direkt ilacı ya da direkt hastalığı hedefleyen ilaçlardaki yenilikler dışında destek tedavilerde de düzelmelerin olması tedavi uyumunu arttırıp şifa ya da iyileşme oranını arttırmakta. Ne gibi? Bulantı önleyici tabletler, bulantı önleyici ilaçlar örneğin. Eskiden bunlar yokken çok daha az hasta tedavi tamamlayabilmekteyken, şimdi bu ilaçların desteğiyle ve hastalar bunları güzel bir şekilde anlatıldığı şekilde kullandığı takdirde pek çok ilaç, kemoterapiler minimum bulantı kusmalarla ya da hiç bulantı kusmaları olmaksızın tamamlanabilmekte. Ne kadar verilmesi gereken ilaç zamanında ve düzenli bir şekilde tamamlanıp bitirilirse de hastalığın iyileşme oranı da o kadar hızlı ya da o kadar oran artmakta. Onun için de meme kanseri de yine kanserde en çok gelişme kat eden kanser tipleri arasında yer almakta.